Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi full yayınlarının dönüşümler testine geçtik dostlarım. 1 ve 2 numaralı dönüşümler testini hemen çözmeye başlıyorum bu videomuzda. Şimdi ilk sorumuza bakalım hemen. Bir okuyalım sorumuzu. Bakalım neler demiş. Ben de o esnada bir odaklamasını hemencecik ayarlıyorum. Diyor ki, A noktası var. 7 birim yukarıya öteleyeceksin, B noktasını bulacaksın diyor. Dostlar, yukarıya ötelemek demek y ekseni üzerinde hareket et demek. Yukarı veya aşağı derse y ekseni üstünde hareket edeceksiniz. Yukarı derse ekleyeceksin y'nin üstüne. Aşağı derse çıkaracaksın y'den. Şimdi kaç birim öteliyorum? 7 birim. Y ile işim var dedim. O zaman y'sine 7 ekleyeceksin yukarı dediği için. Eksi 5'e 7 ekliyorum. Artı 2 olur. Yani B noktasının koordinatları apsisinde bir değişiklik yok. Ama ordinatına 7 ekledim. 2 oldu. B'yi bulduk. Sonra da diyor ki B noktasını 12 birim sağ tarafa öteleyin diyor. Dostlar, sağ sol kelimesini gördüğünüzde X üstünde değişiklik yapacaksınız demektir. Sağ tarafa diyorsa artı, sol tarafa diyorsa da eksi demek istiyordur, çıkart demek istiyordur. 12 birim sağa giderse hemen x'ine 12 ekleyeceksiniz demektir. Bu ne oldu C noktası? X'e 12 eklediğimde 15'e 2 haline döndü. Y'de bir değişiklik yapmadım çünkü. Son olarak C noktasını da 2 birim aşağı öteleyin diyor. D noktasını bulacaksın diyor. Aşağı yukarı demince ne yapıyorduk? Y'de değişiklik yapacaktı. Aşağı derse çıkartacaktık. 2 birim aşağı dediği için Y'sini 2 birim çıkartıyorum, eksiltiyorum. 2'den 2 çıktığında 0 kaldı. Demek ki 15'e 0'mış Denizli noktamız. En sonunda da diyor ki A noktasıyla D noktası arasındaki mesafeyi ölçün diyor dostlarım bize. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanalım hemen. Kök içinde x'leri çıkart. 3'ten 15 çıktı. Eksi 12 karesini al. 144. Artı. Eksi 5'ten 0 çıktı. Eksi 5 karesini al. 25, yani 5 12'den 13 de diyebilirsin. Ya da bu kök 169'dur. Dışarıya da 13 çıkar diyebilirsiniz dostlar. Geldik 2 numarayı okumaya. Diyor ki noktasının orijine uzaklığı kadar. Dostlar, bir noktanın orijine olan uzaklığı hemen pratik olarak şöyle yapıyorduk. Özel üçgenmiş gibi 3, 4, 5 birim demek istiyor yani. 5 birim sağa. Dostlar, sağ tarafa, sağ veya sol dediğimizde ne yapacaktık? X'te değişiklik yapacağız. Sağ tarafa diyorsa ekleyeceğiz, sol taraf diyorsa çıkartacağız. O zaman X'e 5 birim sağ dediği için ekliyorum. 9 oldu X'in yeni hali. Y eksenine uzaklığı kadar, bir noktanın y eksenine uzaklığı demek apsisinin mutlak değeri demektir. Apsisi 4, mutlak değeri de 4. Yani 4 birim yukarı öteleyin diyor bunu dostlar. Yukarı deyince y'de değişiklik yapacağım. Yukarı dediği için de ekleyecektik üstüne. Aşağı deseydi çıkartacaktık. O halde y'ye 4 birim ekleyeceksiniz. Eksi 3'e 4 ekleyip 1. Demek ki yeni hali, en son elde edilen nokta 9'a 1 noktasıymış, paketledik. Üçüncü sorudayız dostlar, bakalım ne diyor. Bir kenarı x eksenine paralel, alanı 9 kök 3 birim kare ve ağırlık merkezi orijinde olan ABC eşkenar üçgeni var. Bu kağıt 3 birim sağa, kök 3 birim yukarı ötelenmesiyle elde edilen şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Gelin önce bu şekli biz kendimiz bir çizelim dostlarım. Şimdi şöyleymiş şeklimiz, bir göstermeyi deneyeyim ben size. Şimdi alanı 9 kök 3 ise bir kere hemen a kare kök 3 bölü 4'ü, yani alan formülünü, a kare kök 3 bölü 4 de alan formülü. Ben hemen 9 kök 3'e eşitledim. Kök 3'ler gitti. 4 kere 9 36. A kare 36 ise A'yı buradan hemen 6 bulduk. Demek ki bir kenar uzunluğu 6 birim olacak. Bir kenarı x eksenine paralel olacak ve ağırlık merkezi orijinde olacakmış. Orijin ağırlık merkezimiz olacak dostlar. Şöyle bir şekil olur diye düşündüm hemen. Şöyle bir şey dostum, bakın.
İşte ağırlık merkezi burada. Bir kenara 6 birim, o halde şurası 3, 3 birim diye dağılacak. Ağırlık merkezinden geçen paralel doğru yan kenarları 1'e 2 oranında bölüyordu. Demek ki 2'ye 4, 4, 2 olacak. Sonra bunun ne diyelim, şu uzunluğu 3 kök 3 olacak değil mi? 30 derecenin karşısı olduğu için 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı ne olacak? 3 kök 3 olacak. Ağırlık merkezinin özelliğinden 1 kök 3'e 2 kök 3'te burası dağıldı. Şimdi söylediği ötelemeleri uygulayalım. Orijin olan eşken üçgenin kağıdın 3 birim sağa öteleyeceksiniz diyor dostlar. Şimdi 3 birim sağ tarafa ötelersek şu köşe tam şurada olacak. Buraya denk düşecek. Şöyle oldu. Üçgenimiz şu haleden geldi. Bakın 3 birim sağ tarafa öteledik. Tam şurası orta oldu. 3 burasıydı. Çünkü 3 de buraya geldi. Şöyle oldu hatta. Şurası kök 3. Şurası 2 kök 3 oldu. Kök 3 birim de yukarıya öteleyin diyor. Yani şu kenarı kök 3 birim yukarıya ötelersem neye denk düşer? Tam x ekseninin üstüne. Çünkü burası kök 3 birim uzunluğunda. Bakın alttaki kenarı tam buraya denk düştü. Demek ki üçgenimin yeni hali şöyle bir şey olacak. Yani sol alt köşesi orijinde olacak arkadaşlarım. Buna göre bakarsanız şeklimize Ceyhan şıkkı olduğunu hemen görebilirsiniz dostlarım. Sol alt köşemiz burada. Ceyhan olduğunu hemen gördük. Dördüncü sorumuz. Şekilde eksenlere teğet olan 5 birim yarıçaplı çember, 2 birim yukarı öteleme dönüşümü altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi yarıçapı 5 birimmiş. Şurası 5 birim uzunluğunda. Tabii ki burası da 5 birim. 2 birim yukarıya öteleyeceğiz dostlar. Burası 5'ti ya, bak merkez nereye gelecek o zaman? 2 birim yukarıya ötelediğimde şurada bir yere merkez gelecek. Şu arası 2 birim. Şuraya da 3 birim kalacak. Yani merkez buradaysa yeni çemberimin şekli şöyle bir şey olacak kabaca arkadaşlar. Tabii ki yine bu y eksenine teğet olacak dostlar. Ama tabii ki burada nereleri kesiyor onu bilmemiz lazım. Şurada kestiği noktalar neresi? Yani şöyle bir çember oldu bu. Şöyle bir şey olacak dostlarım. Şurada bir yerde yine y eksenine teğet olacak. Ama şuradaki noktaları da bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Şıklara bakın çünkü hepsi birbirine benziyor şıkların dostlar. Hepsi x ekseninin biraz üstünde bir parça bırakmış. Ama eksi 1 ile 9 demiş. İşte eksi 1 ile 8 demiş. Eksi 1 ile 6 gibi değişik değişik sayılar var ki şık bu kadar yukarıya çıkmamış zaten. Bunların ikisini direkt iptal ettim dostlar. Peki şimdi ne kadar yukarıya? Merkez yeni hali şurada bir yerde oldu. Merkezin buraya olan uzaklığı ne oldu? Bakın şuradan yukarısı 3 birim. Yarıçapı 5 diyebiliyorduk. Şu hemen şu noktaya 5 diyelim. Bakın burası ne oldu? 4. Tabii ki burayı da çizdiğimde bu da 5, burası da 4 oldu. Yani şu x ekseninde ayırdığı parça 8 birim uzunluğunda oldu dostum. Madem ki 8 birim, bakın bunların arasındaki mesafe 5. -6 ile -1. -7 ile -1'in arası 7. -9 ile -1'in arası 8. İşte bulduk bile cevabı. Ceyhan'dan geldi cevabımız dedi. Geldik 5 numaralı soruya. Analitik düzlemde verilen x eksenine göre simetri dönüşüm altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Gayet basit bir soru arkadaşlar. Hiç işlem bile yapmadan çok çabuk bir şekilde hemen cevabın ne olduğunu pat diye de söyleyebileceğiniz bir sorudur. Ki hatta hemen söyleyeyim ben. Edirne olduğu aşikar dostlarım cevabımızın. Tabi normal işlem yaparak nasıl buluyoruz biz bunu hocam? Şimdi şu her bir köşenin, şu köşelerin x eksenine göre simetrisi dediği için x eksenine göre köşelerin simetrisini alıyor. Bakın bunun x'e olan uzaklığı 1 birim. 1 birim de x'ten sonra ben gideceğim buraya gelecek. Şu noktanın x'e olan uzaklığı 2 birim. 2 birim de ben x'ten sonra gideceğim şuraya gelecek. Aynı şeyi bunun için yapın. Bakın 2 birim buraya gelecek. İşte şu 1 birim buraya gelecekmiş gibi. Her birini tek tek işte şurayı oluşturduk. Şunun simetrisi tam buraya denk geldi. Bunun simetrisi de tam hemen altına denk geldi. İşte yeni şeklimizi görüyorsunuz dostlarım. Gayet basit. Hayal gücüyle bile çok çabuk Edirne'yi işaretleyebilirsiniz. Evet, birinci testimizin ilk 5 sorusu tamamdır. Geldik 6 numaralı soruya. Dik koordinat düzleminde yarıçapı 4 birim ve merkezi orijinde olan çemberin diyor. Hemen bunu bir gösterelim arkadaşlarım. Nerede yapalım? Şurada yapmayı deneyelim. Şimdi bir çember var. Merkezi orijinde. Yarıçapı da 4 birimmiş dostlar.
Merkezde 0'a 0 unutmayın. X eşittir 2 doğrusuna göre simetrisi. Şimdi yine bunu hayal gücüyle yapabilirsiniz de dostlarım. Bakın merkez nereye gelecek? Kaç birim x eşittir 2 doğrusuna göre simetrini alacaksınız ya. X eşittir 2 doğrusu şu. Tam 2'den geçen x'e dik olan doğru. Merkezin ben 2 birim bu tarafa göre simetrisini alacaksam 2 birim de buraya gelecek. Tam şuraya geldi bakın yeni merkez. Yarıçapı değişmeyecek. Sonuçta sen bir çemberi istediğin kadar ötele ya da bir kalemi tut, şu kalemi ötele buraya. Bak boyu değişmedi, boyu değişmedi. Yani uzunluklar kesinlikle öteleme sonunda değişmez dostlar. Ya da simetri sonunda, dönme sonunda değişmez. O halde yarıçap yine 4 birim olacak. Merkez şurasıysa 4 burası, 4 burası olacak şekilde şöyle bir çember olacak dostlarım ki bu da bakın hangi şıkkımızda var? Direkt Adana şıkkında gördük cevabı. Normal formül kullanarak da çözebilirdim dostlar soruyu ama bunlar böyle basit sorular. Hiç formüle gerek yok. Evet. Y eksenine göre simetrisini alın diyor. Hemen alalım dostlar buradayken. Şu noktanın Y'ye olan uzaklığı bir birim. Bir birim de ben gideceğim buraya gelecek. Şu noktada yine bir birim. Bir birim de ben gideceğim buraya gelecek. Bakın tabanını oluşturduk bile. Burada oldu. Şimdi eksi 2 noktası y eksenine 2 birim uzaklıkta. 2 de ben buraya kadar geldim. Şuraya gelecek yeni noktamızda. İşte üçgenimin yeni şekli bu oldu. Şurası 2 noktası. Unutmayınız. Peki bunun şeklinin hangisinde var? Denizli'de görüyorum dostlarım. Denizli şıkkımızdaki cevap doğru cevaptır dedik. 8 numaraya geldik. Analitik düzlemde verilen karenin y eşittir x doğrusuna göre simetrisi. Dostlar bunu da yine isterseniz şöyle şekil çizebiliriz. Y eşittir x doğrusu birinci açıortay doğrusuydu. Yani bu. Biraz daha kalın çizeyim. Şimdi bir 2'nin buna göre simetrisini yani bu uzaklık kadar bir uzaklık sen gideceksin buraya getireceğiz. 5'in de yine aynı şekilde bir uzaklık bir uzaklık da buraya kadar ben getirdim. Bakın şöyle oluşturduk bile bir kenarını dostlarım. Sonra aynı şekilde bu noktanın buraya olan uzaklığı kadar bir uzaklık ben getiriyorum. Bu noktanın buraya olan uzaklığı kadar bir uzaklık da ben getiriyorum. Şuraya geldiğini gördüm. İşte bu dört noktayı birleştirdiğimizde şeklimiz de çıkıyor zaten. Dostlar ki Adana olduğu aşikar. Başka nasıl yapacaktık öğretmenim? Y eşittir x doğrusuna göre simetrinin kuralı. X ile y yer değiştirecek demiştik. X ile y yer değiştirir dedik. Yani x yerine y, y yerine x yazılır. 5'e 0 noktası dostum. Bu 5'e 0 noktasını. Yeni hali ne olacak o zaman? 0'a 5. Hemen bu y ekseni üstünde şöyle göstereyim. Y ekseni üstünde 0'a 5 noktası. Şurada olsun. Sonra 2'ye 0 noktası ne olacak? 0'a 2. Şurada oldu. Sonra şu noktayı bulalım dostlar. Bakın karenin bir kenar uzunluğu 3 birim olduğu için şuralara 3 yazıyorum. Bakın bu noktanın apsisi 5. Ordinatı da 3. 5'e eksi 3 tabii ki. Yer değiştirdiğimizde eksi 3'e 5 olacak. Hemen eksi 3'e 5 noktasını bulun. Şurada olacak arkadaşlar bu noktanın da yeni hali. Zaten burada da çıktı şeklimiz. Gördünüz kare burada bir yerde oldu. Hatta noktaları verseydi biz noktaları bile bulabiliyormuşuz meğerse. Adana şıkkını böyle de bulabilirdik. 9. sorumuz. Aysel iş görüşmesi için salonda beklerken arkasında duran saatin aynadaki görüntüsünü görmüştür. Analog olup üzerinde rakam yazmadığı için Aysel saati şu anda gördüğü gibi 1:55 geçe görüyor arkadaşlar. Şu anda saat 1:55 geçe. Gerçekte nedir diye soruyor bize. Hemen dostum bakın aynadaki bu saatlerin aynadaki görüntü muhabbetinde şöyle y ekseni olduğunu düşünün bunun. Y eksenine göre simetri alıyormuş gibi görün arkadaşlar. Peki şu noktanın y'ye göre simetrinin karşılığı şurası değil midir dostlar? O zaman şu küçük olan yani akrep burada olacak. Şöyle simetrisini aldığımda. Büyük olan da bakın şuradaki 11'in üstünde tam simetrik karşılığı da bunun şuradaki bir rakamıdır. O zaman bu da burada olacak. Yani 10'u 5 geçeyi görecek. Cevap da Bursa'dan geldi. Evet 1 numaralı testi gömdük. Hemen çevirdim. 2 numaralı testteyim.
Analitik düzlemde birebir noktasının bilmem ne doğrusuna göre simetrisi aşağıdakilerden hangisidir dostlar? Simetrinin belki de en uzun sorusudur bu soru dostlarım. Sorulabilir mi? Tabii ki sorulabilme ihtimali var. Birkaç farklı işlem yapıyoruz. Analitik geometride öğrendiğimiz işte eğim bulmadır, denklem yazmadır, kesim noktası bulma, orta nokta bulma gibi birkaç işlem yaparak çözdüğümüz bir sorudur. Hangi işlemleri yapacağınızı anlamanızı sağlayacağım şimdi burada. Dikkatli dinleyin dostlar. Şimdi bunu şununla da karıştırmayın. Bakın bu noktanın doğruya göre simetri. Genelde karıştırır öğrenciler. Bir de doğrunun noktaya göre simetriği var. Eminim o da birazdan çıkar karşımıza. Şimdi öncelikle şekli bir oluşturayım dostlar sizin için. Şimdi bir doğru var elimizde. Biz bu doğrunun denklemini biliyoruz. Elimizde bir tane de A noktası var. 1'e 1. Bu noktanın bu doğruya göre simetri dediği zaman bu uzaklık kadar, şu uzaklık kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum. İşte simetrisi bu oluyor arkadaşlarım. Bu uzaklık kadar gittim. Benden de bu noktanın koordinatları isteniyor. Şimdi dostlar şekle baktığınızda şekil aslında size bir şeyler hatırlatacak dostum. Bak neler hatırlatacak sana. Şimdi ben şöyle desem. Şu tam K noktasını sizin için bulsam ben. K'yı bulsaydım. K dediğimiz şey A ile A üssünün ortası olduğu için. Ben K'yı bulduktan sonra sen A üssünü bulabilir miydin? Kesinlikle bulurdun dostum. Nasıl bulurduk hocam? A ile A üssünün toplamının yarısıdır bu. Yani K'yı biliyorsam A üssünü çok rahat bulurum. O halde bakın sorumuzun hedefi ne? A üssünü bulmaktı. Artık hedefim ne oldu? K'yı bulmak oldu. Peki K noktasını kontrol edelim. Şimdi K'nın birinci özelliği orta nokta olması. İkinci özelliği de mavi doğruyla kırmızı doğrunun kesim noktası olması arkadaşlar. Madem ki kesim noktası K'yı bulmamın yolu bu iki doğruyu ortak çözmek olacak. Ortak çözmek için iki doğrunun da denklemine ihtiyacım var. O halde benim hedefim artık mavi doğrunun hedefin denklemini biliyorum. Kırmızının denklemini bulmak olacak. Çünkü kırmızının denklemini bulursam kesim noktası formülünden yani ortak çözüm yaparak K'yı bulurum. K'yı bulursam da A'yı bulurum. A üssünü bulurum. Peki şimdi kırmızının denklemini bulacağım. Hocam denklem için benim neye ihtiyacım var? Bir noktaya ihtiyacım var. Zaten vermiş. A noktası kırmızının üstünde. Bir de neye ihtiyacım var? Eğime. Eğimi nereden buluruz? Dostum bu doğruyla kırmızı doğru dik değil mi? O zaman ben mavinin eğimini bulurum bir ilk önce ki hemen y'yi yalnız bırakıyorum. Bakın 2y burada dursun. 8 eksi x olur. 2'ye bölersem y eşittir 4 eksi 1 bölü 2 x olur. İşte x'in önündeki katsayı eksi 1 bölü 2 bunun eğimi. O zaman dik olduğu için benim a üssü doğrumun eğimi ne olacak dostlarım? Takla attırıp ters işaret alıyorum 2. Peki noktasını da biliyorum. A noktasıydı 1'e 1. Hadi o zaman denklemini yazalım. Y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1. Peki düzenleyelim. Y eksi 1 eşittir 2x eksi 2. Yani y eksi 2x artı 1 olur. Eşittir 0. Şimdi ben bu doğrunun denklemini de buldum. K'yı bulmak için ne yapacaktım? Kesim noktası bulacaktım. Hemen şunu da getirip altına yazıyorum. Bunu da getirip altına yazacağım. Ve ortak çözüm yapacağım dostlarım. Bu da şöyleymiş. 2y artı x eksi 8 eşittir 0 doğrusuymuş. Ortak çözüm yapalım. Nasıl yapalım hocam? Mesela y'leri yok edelim isterseniz. Ya da x'i yok edelim. Çünkü ters işaretli x'ler. O zaman şu alttakini 2 ile genişletelim bir. Üsttekine hiçbir şey yapmıyorum. Aynen yazıyorum. Y eksi 2x. Artı 1 eşittir 0. Alttakini 2 ile çarpıyorum. 4y artı 2x eksi 16 eşittir 0 diyorum. Toplayalım bunları alt alta. 5y gözüküyor mu burası? Gözüküyor. 2x'ler gitti. Eksi 15 eşittir 0 oldu. Y eşittir 15 bölü 5'ten 3 geldi. Peki y 3 ise hemen getirip bir tanesini de yerine yazalım. Şurada yazalım. Y 3 ise 6. 6 eksi 8 eksi 2. Eksi 2'yi bu tarafa gönder. X de 2. Yani kesim noktası x'i 2, y'si
3 müydü? 3 olan nokta olarak bulunduğu. Artık orta noktadan soruyu çok rahat çözeriz. Hatta şöyle yapalım. X'e bakın. 1'den 2'ye 1 birim artmış. 1 birim de buradan öteye artacak. 3. Y'ye bakın. 1'den 3'e 2 birim artmış. 2 de buradan artacak. 5. 3'e 5 noktasıymış. Birinci sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Dediğim gibi noktanın doğruya göre simetrisi sorusu evet biraz uzun çözülüyor bu şekilde. Hadi devam edelim şimdi arkadaşlar. İkinci sorumuzu okuyalım. Noktasının bak yine aynı soru. Noktanın doğruya göre simetri ama hiç korkma bunu bir önceki soru gibi uzun uzun çözmeyeceğim. Sana bir pratik yol öğreteceğim dostum. Şimdi bu pratik yolu ne zaman yapabilirsin? Niye hocam üstteki soruda yapmadın pratik yolu pardon? Niye yapmadım üstteki soruda? Çünkü üstteki sorunun eğimi 1 veya eksi 1 değildi. Eğer ki doğrunun eğimi 1 veya eksi 1 ise ki bakın bizim doğrumuzun eğimi 1. 1 veya eksi 1 ise doğrunun eğimi üstteki gibi sabaha kadar uğraşmana gerek yok. Pratik olarak şöyle yapıyorsun. Simetriğini alırken noktanın x'ini 5'i yani. Getir burada x yerine yaz. Ama y yerine bir şey yazmıyorum bak. Sadece x yerine 5 yazıyorum. Ne oluyor? 5 eksi y artı 7 eşittir 0 oluyor. Y'yi bu tarafa at. 12 eşittir y. İşte sen aradığın simetri noktasının y'sini buldun. 12'ymiş y'si. Cevap da Edirne'den geldi. He hocam x'ini de böyle mi buluyoruz? Evet. Ne yapıyorsun peki x'i bulurken? Bu sefer de y'yi yerine yazıyorsun. Ama x yerine bir şey yazmak yok. X, y yerine 8 yazdım. Artı 7 eşittir 0 olur. Şurası eksi 1. At bu tarafa eksi 1'i. Artı 1 olur. X'i de 1'miş. Evet zaten 1'e 12 diye de bulmuştuk cevabı. Geldik 3 numaraya. Bakın burada da doğrunun noktaya göre simetrisi var. Bunun da güzel kolay bir yolu var arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Bakın ne yapıyorum. Dostum şu noktaya göre simetri alacaksın ya. Şu noktanın apsisinin 2 katını al. 2 katını aldım. Eksi 4. X çıkartıyorum. Aynı şeyi ordinat için yap. 2 katını al ama bu sefer y çıkartacağım tabii. 2 eksi y. Ne yapıyormuşuz dostlar? Noktanın 2 katını alıp x'inden x, y'sinden de y çıkartıyorum. Yeni bir nokta buldum. İşte bu noktayı da getirip şu doğruda simetri alınacak doğrunun yerine yazdığında yani hemen x yerine şurada x yerine ne yazıyorum? Eksi 4 eksi x yazıyorum. Y yerine ne yazıyorum hocam? 2 eksi y. Tabi başında da 2 var. 2 eksi y artı 4 eşittir 0. İşte senin aradığın cevap bu kardeşim. Ne kadar kolay bak. Hadi toparlayalım bunu. Eksi 4 eksi x artı 4 eksi 2 y artı 4 eşittir 0. Eksi 4 ile 4'ü götürelim. Hepsini sağ tarafa toplayayım ben dostlar. Eksiler gitsin. Burada 0 kalsın. X 2y eksi 4. X artı 2y eksi 4 olacak. Cevabım Adana'dan çıktı bile. 4 numaradayız dostum. Doğrunun noktasına göre simetriyi. Bak yine aynısı. Doğrunun noktaya göre. Ne yapacakmışım? 2 katını al 0. X çıkar. 0 eksi x yani eksi x. 2 katını al 12. Y çıkart. İşte bu. Bunu getirip burada da yerine yazacağım. Yani y yerine 12 eksi y, x yerine eksi x yazacağım. Eksi 2x olur. Hadi toparlayalım. Eksi 2x'i buraya alalım. 12 artı 2x olsun. Eksi y'yi de bu tarafa alalım. Y olsun. Y eşittir 2x artı 12'dir. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi bile. Beşinci soru. Noktasının doğrusuna göre simetriyi dönüşümü altındaki görüntüsü B'dir. Bak bu sefer noktayı da vermiş simetriyi de vermiş. Şimdi hemen birinci soruyu aklına getir kardeşim. Birinci soruda bir K noktası vardı. Bu K noktasının özelliği neydi? Orta nokta olması. Bak şekil çizeyim daha iyi gör. Şimdi bir A noktası var. Bu A noktasının şu doğruya göre işte doğrunun denklemi burada. Simetrisi B'ymiş. Peki simetri demek bu uzaklıkların eşit olması demektir. E hocam o zaman tam orta nokta
Az önce K demiştim birinci soruda. Bu K noktasını nasıl bulurum ben? A ile B'nin toplamının yarısı. Yani 3 ile 1'i topla 4. 2'ye böl. Bakın K'yı buluyorum. 4'ü 2'ye böldüm 2. Eksi 6 ile 0'ı topla eksi 6. 2'ye böl eksi 3. E K noktasını bulduk biz orta noktayı. Peki bu K noktasının özelliği bize verilen doğrunun da üstünde değil mi arkadaşlarım şu doğrunun? O halde bunun denklemini sağlayacak. Hemen x yerine 2 yazın. 2 yazın şurada. Y yerine de eksi 3 yazın dostlarım. Ve düzenleyelim. 2'yi içeriye dağıtıyorum. 2m eksi 2. Eksi 3. Eksi de burada var. Artı 3 yapar. 3'ü de içeriye dağıtırsam 3m artı 3. Bir de eksi 11 eşittir 0 var. 2m 3m daha 5m. Eksi 2. 3 daha artı 1. 1. Eksi 10 daha, eksi 11 daha, eksi 10. Eksi 10 da bu tarafa gönder. Artı 10. Demek ki M eşittir. Denizliymiş. Hemen paketledik 5. sorumuzu. Geldik 6 numaraya. Bak burada da ne diyor? Doğrunun doğruya göre simetrisi diyor. Şimdi bir doğrunun bir doğruya göre simetrisinde iki şeye bakacaksın sen. Bir, bu doğrular paralel mi? Bu doğrular dik mi? Paralelse, şimdi zaten sorumuza bakın, paraleller. Burada paralel olduklarını vermiş. Dikse şunu yapacaktın. Cevap direkt hangi doğrunun simetrisini almanı istiyorsa cevap oydu. Dikseler ama. Peki hocam dik olduklarını nereden alacağım? Eğimlerine bakacaksın değil mi dostum bir zahmet? Eğimlerinin çarpımı eksi 1 mi diye bakacaksın. Peki paralelse ne yapıyorum hocam? O daha da kolay, hiç merak etme. Bak şimdi önce biz ilk soru olduğu için böyle biraz anlatayım sana. Şimdi bu bizim birinci doğrumuz. Neymiş bu? X eksi 3y artı 12 eşittir 0. Bir kere bununla bu paralel. Bak x'lerin oranı 1'e 1. Y'lerin oranı eksi 3'e eksi 3. O da 1 yani. Eşit olduğu için x'lerin ve y'lerin oranı paralel doğrular bunlar. Peki devam edelim. Bu birinci doğrumuz. Diyor ki bu doğrunun paralel olan bir tane de şu doğru var. X eksi 3y artı 6 doğrusuna göre simetriği olan doğru da aha şu olsun. Benden de bunun denklemini istiyor. E hocam paralel olduğu zaman doğrular ne oluyordu? Katsayılar aynı. O zaman bu da x eksi 3y diye başlayacak. Peki sabiti ne hocam bunun? Çok basit. 12'den 6'ya ne kadar düşmüş? 6. Sen de buradan 6 düşür. 0 olsun. Eşittir 0. Demek ki x eksi 3y eşittir 0 olacak. X eksi 3y Edirne şıkkında. 6. sorumuzun cevabı Edirne'den geldi dostlar. Evet arkadaşlarım, test 2'nin de ne yaptık? Biz test 2'ye mi geçtik? Tabii test 1'i bitirdik, test 2'ye geçmişiz lan. Ben de az daha korktum. Test 2'nin ilk 6 sorusunu gömdük. Test 2'nin 7. sorusundayız dostum. Ya böyle şekillerin simetrisini, döndürmesini falan filan sorduğu zaman dünyanın en kolay sorusu arkadaşlar. Hatta ben bunları çoğu zaman çözmeye bile üşeniyorum arkadaşlarım. Şimdi bakalım ne diyor. Şekildeki birim karelere bölünmüş analitik düzlemdeki bölgeye, boyalı bölgeye iki birim sola öteleme dönüşümü, daha sonra da y eşittir eksi x'e doğrusuna göre simetri dönüşümü uygulanıyor. Buna göre şeklin son görünümü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bunları hep iki yolla çözebiliyorsunuz dostlarım. İsterseniz koordinatlara uygulama yapıyorsunuz. İsterseniz şekli direkt dediğini de yapabiliyorsunuz. Mesela iki birim sola ötele. E şimdi ben bunu iki birim sola getirirsem şu köşeyi tam buraya gelir. E bu köşe tam buraya gelir. Bu köşeyi iki birim bir iki ötelediğimde buraya. Bu köşe de buraya gelecek dostum. Yani yeni şeklim şu olacak. İki birim sola öteleyince tabii ki bu. Bir de ortasındaki böyle boş bir kare var. Onu çok umursama kardeş. O zaten hep ortasında olacak. Sonra da y eşittir eksi x doğrusuna göre. Yani ikinci açıortaya göre bak şöyle. İkinci açıortaya göre simetrisini alın diyor. E bunu da alalım hocam. Neydi kural? Buna olan uzaklıkları bunun, bunun, bunun ve şunun. Aynı şekilde gidecek uzaklıkları. E bu uzaklık kadar bir uzaklık ben gittim buraya geldim. Bu uzaklık kadar bir uzaklık ben gittim buraya geldim. Bu uzaklık kadar bir uzaklık gittim buraya geldim. Bak zaten kabası çıktı şeklin. Şunun da buraya olan uzaklığı kadar bir uzaklık git buraya gelecek. Yani rastgele şöyle bir çizdim. İşte şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Bakın y ekseni burası, ortasında olacak şöyle bir de boşluk var. İşte şeklimiz bu geldi. Yani x eksenini altında kalıyor. Bir kenara x'e tam dokunacak arkadaşlarım. Hangi şeklimizde var o? Denizli'ye bakın dostlar. Denizli zaten bizim aradığımız cevap tıpatıp aynısı. Evet. Geldik 8 numaralı soruya.
Kareyi böyle eğik görünce ne yapın dedim arkadaşlar size. Konu anlatım videomda da söyledim bunu. Bunun analiti, doğrunun analitiği sorularını çözerken de söyledik. Hemen karenin etrafından geçen şu büyük kareyi de siz çizin. Ve şu dört üçgenin eş olduğunu bilin dedik. Sonra B noktasının koordinatları 0'a 4. Burası 4 ise bütün bu dik üçgenlerin uzun kenarı 4'tür. Bu 1. Başka ne vermiş? C noktasını 3'e 0 vermiş. Şurası 3. O zaman buralar hep 5. Yani eş olduklarını böyle de ispatlıyoruz. Bak hepsinin 90'ının karşısı 5. O zaman her birinin kısa kenarı 3 olacak. Onu da yazdık. A noktasının diyor. O zaman A'nın koordinatlarını bir yazalım. Apsisi 4. Ordinatı da şuradan aşağı inen diklik. Yani şurası 7. A noktasının y eşittir 5 doğrusuna göre simetri. Hemen onu da şurada göstereyim dostlar. A noktasının ne bulduk? 4'e 7. Y eşittir 5 doğrusuna göre simetriği olan noktayı bulun diyor bize. Dünyanın en kolay sorusu. Şimdi bir kere y eşittir 5 diyor dostlar. Yani y eşittir bir şey. O zaman x'te hiç alakan yok demek istiyor sana. Yani x'te hiçbir değişiklik olmayacak diyor. O zaman x'e aynen yazdım 4. Hayda cevap çıktı bile. Bir tek x'in 4 olduğu Edirne'de var. Peki y'de nasıl bir değişiklik oluyor? Çok basit bak. 7'den 5'e. Şimdi şu uzaklıklar hep eşit olacaktı ya. Oradan söylüyorum bunu. 7'den 5'e ne kadar düştü? 2. Sen de buradan buraya 2 düş. 5'i 2 düşürün. 3. İşte bu kadar basit arkadaşlar. 4'e 3 olduğunu böyle de bulduk. Geldik şuna. Analitik düzlemde noktasının x eksenine göre dostlar... Bunları ben PDF olarak atmıştım bir analitik geometri konu anlatımının altına. Oradan bulup indirebilirsiniz bu bilgileri. Gayet basit. Tezatlık cümlesini aklınıza getirin demiştim. X eksenine göre simetride y'nin işareti değişecek. Y eksenine göre simetride x'in işareti değişecek demiştik. X eksenine göre simetride y'nin işareti değişecek. A'da oldu da bitti maşallah. Eksi 2'ye eksi 1 olacak. Yani 9. sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 10 numaralı soruda ne diyor? Turuncu bölgelerin x eksenine göre yansıması. Oba dünyanın en kolay sorusu. Bak şu kutuyu yansıtalım. Bir birim bırakmış x eksenine. Ben de bir birim daha ilerisine gidiyorum. İşte burası. Yine hali burada olacak. Şu kutuya bakın. X eksenine uzaklığı 1, 2 birim. Sen de 2 birim git 1, 2. Şurada olacak. Yeni kutumuz. Bakın şöyle bir şekil çıkıyor. Yavaş yavaş oluşturuyoruz şekli. Sonra... Şuna bakın dostlar. Bir birim direkt x eksenine dayalı. O zaman direkt buraya gelecek. Şuraya geldi bu yeni hali. Buradakinin de direkt buraya çıkacak o zaman üsttekine. Şuraya geldi. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlarım. Yavaş yavaş oluşuyor bakış şeklimiz. Son iki kutu kaldı. Şunun da direkt x'e teğet olduğu için hemen bir kutu aşağıya düşürüyorum. Buraya gelecek. Bu da x eksenine bir kutu boşluk bırakmış. Ben de bir boşluk bırakıp şuraya getiriyorum. İşte turuncuların simetrisini şu benim boyadığım kırmızıları arayacağız şıklarda. Hemen bakalım. Ceyhan'a bakın dostlarım. Tabii siz göremiyorsunuz. Ben göstereyim hemen. Ceyhan bizim bulduğumuz şeklin tıpatıp aynısıdır. Ceyhan'ı paketledim hemen. Evet arkadaşlar. Olay bu. Basit. Dönüşümler konusu. %99 sınavda çıkacak ve hatta bence 2 tane çıkacak. Çünkü çemberin analitiği kaldırıldığı için 12. sınıf müfredatından. Yani bu sene için tabii ki. 2. dönemde olduğu için. 1. dönemdekilerden biraz bol bol soru soracaklar diye düşünüyorum. Dönüşümlerden normalde bir tane sorarlardı. Ama çemberin analitiğinin yerine artı bir tane daha sorup 2 taneye çıkartırlar. Hatta geometriden bence 10 soruyorlardı normalde AYT'de. 12 yaparlar, 13 yaparlar diye de soru sayısını da arttırırlar diye düşünüyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Öpüyorum hepinizi goberler.